Çağdaş tefsir ekollerini bir bütün olarak gördük. Toplam 7 çeşit arkadaşlar ve zihnimizde mutlaka bu şablonu oturtmamız lazım. Ve dedik ki arkadaşlar yakınlaştıralım sizler için. Ve buradan banko bir soru var. Banko bu sayfada ve hemen konulu tefsir ekolüyle başladık arkadaşlar. Kur'an'daki bir konuyu bütüncül olarak araştırır. Yani bir konu gördüğünüz zaman ve Fatiha suresinden tutun Nas suresine kadar onu arkadaşlar bütün olarak ele almamız lazım. Kur'an'ın temel amacıyla uygun olması lazım. Bakın, Kur'an'ın temel amacıyla uygun olması gerekir. Bu da önemli. Artı içtimai bakın. ÖSYM bir yıl işari demiştik. Bir yıl içtimai. İçtimai demek akla da önem verir arkadaşlar. Hemen izah ediyoruz bakın. İnsanları hidayete sevk etmeyi amaçlar. Demişler ki bizim tek bir derdimiz, isteğimiz var. İnsanları hidayete, insanları aydınlığa ulaştırmak. Toplumdaki sosyal, siyasal ve kültürel sorunlara Kur'an'dan çözümler üretmektir demişler. Bizim derdimiz bakın anahtar kelimeleri görüyor musunuz arkadaşlar? Ve bunlar hepsi bizim için önemli ve pozitivizme karşıdır. Bunlar arkadaşlar ilk defa Mısır'da ortaya çıktılar. İlk temsilcisi Muhammed Abduh'tur. 2020 yılında bu soruda sizlere soruldu ve temsilcilere bakın Reşit Rıza'yı görüyor musunuz? Reşit Rıza Tefsirul Menar bu tefsiri 2020'de size sordular ve Mustafa El Meraghi Tefsirul Meraghi artı Seyyid Kutup Fizilalül Kur'an artı Mevdudi arkadaşlar. Ve Mevdudi de bu akımın temsilcisi. 4 kişi bakın. Çok çok önemli. Ve lütfen bunu tanıyalım. O dönemde Mısır yönetimine karşı geldiler. Ve artı daha sonra Seyyid Kutup 1960 yıllarında idam edildi gençler. Ve o açıdan çok çok önemli. Akımı lütfen not alalım. ÖSYM sorduğunda metin paragraf içerisinde veya öncüler verdiğinde bakın derler ki tek derdimiz insanları hidayete ulaştırmak artı toplumdaki sosyal, siyasal ve kültürel sorunlara bir çözüm üretmektir. Eski sistem, eski metot artık gençlere hitap etmemekte yeni metotlar kullanılması lazım ve bu şekilde ortaya çıktılar arkadaşlar. Geldik bir diğerde diyoruz ki bilimsel tefsir arkadaşlar. Ayetlerin yorumunda bir takım fenli keşif ve nazariyeleri esas almışlar. Lütfen ipuçlarına bakın. Bilimsel tefsir, ilimsel tefsir, ilim Arapça, bilim Türkçe. Lütfen fenli keşife bakın dikkat edin. Fen ve ilim, fen ve ilim deyince bilim aklımıza gelsin arkadaşlar. Bu sizi aman aman şu keşif var ya sizi tasavvufa yönlendirmesin arkadaşlar. Dikkat edelim lütfen birbirlerine çok benzemekte. Fen deyince ilim aklımıza gelsin. Kevni ayetleri konu edinir ve dünyanın nasıl yaratıldığını, insanın, bitkinin, hayvanların nasıl yaratıldığından bahseder. Allah'ın yarattığı evren insan, hayvan ve bitkiler gibi tüm yaratıklardır. Örneğin gökler, astronomi ve astrofizik, yeryüzü, jeoloji, coğrafya, insan, hayvan ve bitkiler, fizik, kimya, biyoloji gibi alanların konusudur bakın. Lütfen içerisinde bir yaratma gördünüz mü? Kevni diyoruz arkadaşlar. Bilin ki ilimsel yani bilimsel bir tefsir türüdür ve Kur'an'daki evren, insan ve canlılarla ilgili kevni ayetleri pozitif ilimlerle açıklar ve günümüz şartlarına göre akıl ile pozitif ilimlerle açıklar ve temsilcilerine lütfen göz gezdirelim. Diyoruz ki en önemli temsilcileri bakın Gazali, Cevahirul Kur'an. Lütfen bunu not alın. Cevahirul Kur'an'ını Gazali'ni unutmayın. Fahrettin Razi'nin Mefatül Gaybı yine bu çeşit tefsir türüne örnektir. Ahmet Muhtar Paşa bakın. Serairul Kur'an. Ve diyoruz ki Muhtar bizim baş tacımızdır. Bakın ser ser ve yine Farsçadan karşımıza çıktı. Ve muhtarlar seçimle geldiler. Ve mahallemizde, köyümüzde bizim başımızdır bakın. Ve Serairul Kur'an diyorsunuz. Bir de Tantavi Cevheri'nin cevahiri var ve kendi ismini, kendi soy ismini aldı, tefsir yaptı. Bakın Cevahir isminde bir tefsirimiz ortaya çıktı. Bu yıl arkadaşlar bilimsel tefsiri beklemekteyiz ve geçmiş yıllarda hiç mi gelmedi? Elbette geldi. Öncüller verildi. Hangi tefsire ait olduğunu sizden istemekteydi. ÖSYM son yıllarda metot değiştirdi ve öncüller vererek hangi tefsir çeşidinden bahsedilmemiştir diye. Böyle birer cümle arkadaşlar her tefsirle ilgili bir cümle yazıp hangi tefsir türünden bahsedilmemiştir diye bizden istemektedir. Ve hemen geçtik arkadaşlar edebi tefsirlere. Kur'an'ın belagatından, dilinden, üslubundan ve
icazından bahsederse bilin ki orada edebi tefsir var bakın. Edep deyince söz sanatı aklımıza gelsin. Edebi deyince dil bilgisi yine kısmen anlaşılsın ama asıl üslubu arkadaşlar. Belagatı bakın. Belagat deyince lütfen söz sanatları. Edebiyat deyince zaten söz sanatları aklımıza gelsin. Bakın bunlar hepsi ipucu. Artı edebi tefsir ekolünün kurucusu arkadaşlar Emin Huli ve talebesi Ayşe Abdurrahman'dır ve ikisi beraber Tefsirul Beyanil Kur'an-ı Kerim adında bir tefsir yazdılar. Bakın gördünüz mü? Bazı kaynaklarda Emin Huli'nin eşi olarak geçer ve daha sonra belki de evlendiler Ayşe Abdurrahman ile. Ve Tefsirul Beyanil Kur'an-ı Kerim önemli bir tefsir eserimizdir arkadaşlar. Ve geçtik bir diğer arkadaşlar diyoruz ki demek ki edebiyat öğretmenimiz kimmiş? Emin Huli. Bakın edebiyat öğretmeninizden, lisedeki edebiyat öğretmeninizden Emin Huli'yi çıkartabilirsiniz. Bir diğeri tarihi tefsir diyoruz. Kur'an'ı tarihi yönden araştıran bir ilim dalıdır. Bu tefsirin temsilcisi Fazlur Rahman. Kendisini ele verdi zaten. Nüzul sırasına göre tefsir yapılır. Bu tefsirlerde arkadaşlar yani ayetlerin iniş sırası. İlk inen ayetimiz, suremiz hangisiydi? Alak suresi. Bunlar Alak suresinden başlarlar. Derler ki bize kronolojik yani nüzul sırası önemlidir derler. Muhammed İzzet Dervezen'in Tefsirul Hadisi çok çok önemli. Bu türe örnek olarak bakın. Muhammed İzzet Dervezen. Lütfen arkadaşlar bunu da not aldık bakın. Muhammed İzzet Dervezen'in Tefsirul Hadisi'ni lütfen not alalım. Bir diğeri lügavi tefsir dil bilgisiyle ilgili bakın. Kur'an'ın lafızlarını filolojik ve irabını yapar. İrab yani nahivini yapar arkadaşlar. Bu ikisi ipucu. Kur'an'daki garibul Kur'an yabancı kelimeleri izah eder. Ve İzitsu'nun Kur'an'da Allah ve insan özellikle semantik konularda ele almış olduğu bir tefsir türüdür. Artı ilhadi tefsir diyoruz. İslam dinini yıkmak gayesiyle yazılan ateistlerin yazdığı bir tefsirdir. İlhad dinden çıkma demektir arkadaşlar. Son yıllarda böyle tefsir çeşitleri de yazılmış arkadaşlar. Hemen geçtik arkadaşlar. Diyoruz ki yine konu bütününü görelim ve bir sonraki sayfamıza geçelim. Demek ki şu görmüş olduğun sayfada bir soru garanti. Hemen bir sonraki sayfayla devam ediyoruz. Türkçe tefsirler. Son yıllarda ÖSYM'nin örnek aldığı ve çok sevdiği bir soru stili arkadaşlar ve Cumhuriyet dönemindeki tefsir türlerimize çok çok dikkat etmemiz lazım. Hangileri bakın 2016 yılında size soruldu. Hak dini, Kur'an dili. Kim yazmıştı bunu? Muhammed Hamdi Yazır. Antalyalıdır kendisi. Antalya'nın Elmalı ilçesinden olduğu için canlar Atatürk'ün emriyle 26 yılında başladı, 38'de bitirdi. Tam 12 yıl sürdü ve bu eser dirayet türü tefsire bir örnektir. Zaten 2016'da ÖSYM size sorduğunda da hangisi bu tefsirin bir özelliği değildir diye sormuştu. Kendi mezhebini esas alması. Öyle bir şey yok. Yani hiçbir mezhebe bağlı kalmadan tarafsız bir gözle yazmıştı. Ve kendisi Meclis-i Mebusan'da Antalya Mebusu olarak görev yaptı. Artı canlar ilmin ışığında asrın Kur'an tefsiri diye bir tefsir yazıldı ve 1980'li yıllarda yazıldı bu tefsir. Diyarbakırlı Celal Yıldırım tarafından yazıldı. Arkadaşlar bu Celal'in tefsiri değil. Lütfen bunu not alalım. Bakın bu çok çok önemli. Güncel bir tefsirimiz. İlmin ışığında asrın Kur'an tefsiri diye dirayete ağırlık verildi. Ve en önemli özelliği Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an'ı mukayese yapması, birbiri arasında mukayese yapması. Kendisi Müftü ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğinde görevlerde bulunmuştur. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe meali alisi ve tefsiri. Canlar bu soru 2019 yılında çıktı. Bakın bu sorumuzu sizlere ÖSYM sordu. Özelliklerini açıkladı. Dedi ki bakın Kur'an-ı Kerim'in Türkçe meali alisi ve tefsirini yazan her cilt sonunda konuları okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla sayfa numarasına göre münderecat başlığıyla aktaran Erzurum'da doğup da İstanbul Müftülüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev yapan ve aynı zamanda Osmanlı'nın son dönem aliminden olup da ahkam fıkıhla ilgilenen kişi kimdir diye ve cevap da Ömer Nasuh'u bilmen canlar. Lütfen bakın 2019 sorusuydu sizlere soruldu ve bu güncel tefsirleri mutlaka ve mutlaka bilmemiz lazım. Artı Kur'an-ı Kerim hakim ve meali bakın. Kur'an-ı Kerim hakim ve meali ile ilgili Hasan Basri Çantay'ın yazmış olduğu bir tefsirdir. Ve Balıkesirlidir kendisi. Müderrislik, müfessirlik, öğretmen, gazeteci, milletvekili kimliğiyle ön plana çıkmıştır. Ve bunu da lütfen not alalım. Artı Hülasatül Beyan adlı bu tefsirimizde lütfen unutmayalım. Hülasatül Beyan kendisi yazan kişi
Konyalı Mehmet Vehbi Efendi canlar. Atatürk'ün emriyle bakın bu tefsir yazıldı. Kendisi Konyalıdır. Hülasa Türk beyanı lütfen unutmayalım. Artı son çeşidine geldik. Kur'an-ı Kerim tefsiriyle Süleyman Ateş bir tefsir yazdı. Bu 3 ciltlik bir tefsirdir. Kendisi 1933 yılında Elazığ'da doğdu ve 1976'da Diyanet İşleri Başkanlığı yaptı. Bunlar Cumhuriyet döneminde yazılmış tefsir çeşitlerimizdir arkadaşlar. Ve hemen diyoruz ki Kur'an lafızlarıyla devam ediyoruz.